İyi akşamlar. Güne Bakış'tan merhaba. Yargıtay Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun midterları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ancak milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi. Kararın Ceza İnfaz Kurumu'na iletilmesinin ardından Berberoğlu'nun birkaç saat içinde tahliye edilmesi bekleniyor. Berberoğlu hakkında verilen kararı, İdlib mutabakatını, gündemdeki diğer konuları ve ekonomiyi gazeteci Fehmi Koru ile konuşacağız. Fehmi Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Fehmi Bey. Mark Pierini, eski Avrupa Birliği Büyükelçisi, bir yazı yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'e gitmesiyle alakalı. Başkan Erdoğan Berlin'e gidiyor diye. O yazının çevirisini de biz Medyascope TV internet sitemizde paylaşmıştık. Şimdi orada şöyle bir ifade vardı Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de yapacağı geziyle alakalı olarak. Hukukun üstünlüğüne yönelik kasvetli görüntüler yoğunluğunu arttırmaya başladı yönünde. Şimdi bu Almanya gezisini de göz önünde bulundurduğumuzda Enis Berberoğlu'nun tahliye kararı başka bir anlam ifade ediyor olabilir mi? Vallahi Berberoğlu'nun serbest bırakılmasıyla sonuçlanacak Yargıtay'ın bu kararı son zamanlarda işittiğim belki de en hayırlı haberlerden bir tanesi. Gerçekten bir gazeteci, sonra da siyaset adamı olarak Enis Berberoğlu'nun şu sırada anayasada çok açık ifade edilmesine rağmen dokunulmazlığı yeniden seçilmesiyle kazandığı halde cezaevinde tutulması zaten çok yanlıştı. Tabii bunun zamanlama açısından bugün gerçekleşmesi, sizin eski büyükelçi tarafından yazılmış o yazıyla kurduğunuz irtibatı akla düşürüyor. Sadece Almanya'ya gitmeyecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bir süre sonra, birkaç gün sonra Amerika'ya da gidecek. Dolayısıyla o gezileri öncesinde böyle bir olayın yaşanıyor olması onun da temaslarını herhalde daha düzgün bir zeminde yürütmesini sağlayacaktır. İş insanı Osman Kavala için de ziyaret öncesi böyle bir karar bekler misin? Sizce etkiler mi Osman Kavala'nın tutukluk halini de bu durum? Şimdi sadece Osman Kavala değil, cezaevinde bulunan gazeteci, iş adamı sıfatlarını taşıyan insanların mahkemelerde henüz daha iddianameleri bile hazırlanmadan bazılarının cezaevinde tutulması zaten pek iyi bir görüntü vermiyor Türkiye açısından. Böyle bir şey olsa iyi olur. Ancak bir de tabii yargımızın durumunu da düşünmemiz lazım. Böylesine ortamlarda yargının hiç beklenmediği halde olumlu da olsa, hayırlı da olsa, bizleri sevindirse de böyle kararları birbiri ardına vermeleri dışarıya bu defa yargının bağımsız olmadığı görüntüsünü vereceği için de herhalde pek hoş bir manzara teşkil etmez. Ama buna rağmen o insanların eğer daha fazla cezaevinde tutulmamaları hukuk açısından gerekiyorsa ve pek çokları için ben gerektiği kanısındayım. Onların böylesine bir görüntüye rağmen serbest bırakılmaları elbette çok iyi olur. Yine bir başka konu, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki son krizin adı Rahip Brunson kriziydi. Brunson davasının yeni duruşması da 12 Ekim'de. Yine bu seyirden baktığımız zaman Brunson'ın tahliye edilmesi gibi bir beklenti var mı ya da böyle bir olasılık var mı sizce? Nasıl değerlendirirsiniz? Bu zamanlarda zaten Brunson'ın adının her geçtiği, duruşmasının her yaklaştığı ortamda böyle bir beklenti hem iç kamuoyunda hem dış kamuoyunda, özellikle de Amerika kamuoyunda çok yükseliyor. Bunun şimdi de tarihi yaklaştığı için bu beklentilerin arttığını ben de müşahede ediyorum. Dolayısıyla eğer böyle bir beklenti cevap verilmesi gereken bir beklenti ise yargı tarafından, bunun 12 Ekim'i de beklenmeden, çünkü bildiğim kadarıyla avukatının sürekli verdiği dilekçeler var. Mahkemeler ile duruşma sırasında böyle kararlar vermezler. Avukatların dilekçelerine de cevap verirken aynı zamanda bir karar verme durumları da olabilir. O bakımdan 12 Ekim'i bile beklemeden eğer böyle bir durum söz konusuysa, yani artık onun ev hapsinde de tutulmaması gerekiyorsa yargı beklemeden bu kararı bence vermeli.
Sizinle konuşmak istediğimiz bir diğer önemli başlık ise Türkiye ekonomisiydi. Türkiye ekonomisinin yol haritasını oluşturacak olan yeni ekonomi programı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 büyüme tahmininin %3.8, enflasyon hedefinin de %20.8 olarak güncellendiğini duyurdu. Sizce bu sıkıntılı süreçler bu yeni ekonomi programı ile birlikte atlatılabilir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin son dönemde ekonomi alanında yaşadığı sıkıntıları? Umarım atlatılabilir çünkü gerçekten artık gözlerden kaçmayacak şekilde ekonomimiz sorunlar yaşıyor ve bu sorunların önümüzdeki dönemde çok daha artacağı belli. Bu konuda yapılabilecek şeylerin hepsi ancak yöneticiler tarafından, hükümet tarafından, devlet tarafından yapılabilecek şeyler. Bugüne kadar kriz sözcüğünün bile kullanılması arzu edilmeyen ortamlardan geldik. Oysa ekonomimiz kriz alametlerini çoktandır gösteriyordu. Bugünlerde de sinyaller artık çok daha güçlendi. Benim görebildiğim kadarıyla yeni ekonomik programı adı verilen bu eskinin orta vadeli programı aslında iyi hazırlanılmış bir program olarak karşımıza çıkıyor. İyi hazırlanmışlıktan kastım da üzerinde durulmuş Türkiye'nin gerçekleri, ekonominin gerçekleri inkar edilmeden yaklaşılmış sorunlara. Bu bakımdan da daha gerçekçi beklentileri içerisinde bulunduruyor. Ancak yine de bunun istenilen sonucu verebilmesi için daha ciddi yaklaşımlara da ihtiyaç var. Bir defa açıklanmasından önce piyasaların verdiği doların düşmesiyle de kendisini belli eden tepkiler program açıklandıktan sonra galiba beklendiği şekilde karşılanmadı. O bakımdan yani gördük ki dolar daha fazla düşecek gibi görünmedi. Hatta düştüğü noktadan bile yukarıya doğru çıktı. O bakımdan bu programı hazırlayanların toplumda beklentiler hangi istikamette olmuşsa onları göz önünde tutarak daha güçlü, daha inandırıcı mesajlar vermesinde yarar var. Zaten öyle olduğu için zannediyorum Hazine Bakanı televizyonlara çıkma ihtiyacını hissetti. Daha önce yaptığı açıklamaların, devlet adına yaptığı açıklamaların bu defa kişisel teminatlarını vermeye çalıştı. Onların da yeterli olmadığı ortamlarda daha ciddi tedbirler belki beklenmeli. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi görüşmesinden İdlib mutabakatı çıktı. Şimdi bu İdlib mutabakat metnine baktığınızda siz ne görüyorsunuz? İdlib tabii Türkiye için daha önce isimlerini telaffuz etmeye alıştığımız Suriye'nin belli bölgelerinden çok daha önemli bir yer. Önemi hemen Hatay'ın karşı tarafında olması, çok geniş bir alan kaplaması. Orada 2,5 milyonun üzerinde insanın yığılmış halde bulunması, bütün bunlar ve oradaki terör örgütü olarak vasıflandırılmış olan bir takım örgütlerin varlığı, orayı Türkiye için çok ciddi ele alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıkartıyor. Bu bakımdan İdlib konusunda Türkiye'nin tezlerinin hiç değilse bir bölümünün kabul edilmesiyle bir uzlaşmaya varılması sevindirici. Rusya'nın da daha önce Tahran'da yapılan üçlü zirvede gördüğümüz gibi Türkiye'nin telaffuz ettiği ateşkesi bir başka ifadeyle kabul etmeye yanaşması bile önemli bir adım olarak görülebilir. Ancak geçmiş deneyimlere bakıyorum ben ve bizim böyle sanki her şey iyiye gidecekmiş görüntüsünü veren yeni gelişmelerle karşılaştığımız her an ardından o kadar beklentilerimize cevap verecek bir olay değilmiş gibi yeni sorunları karşımıza çıkartıyor. Ben o açıdan baktığımda biraz daha titizlikle bu konuya yaklaşmamız gerektiğini, daha biraz kuşkucu yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada sadece Türkiye'nin çıkarları istikametinde bir uzlaşının yeterince taraflar tarafından, yani bu üç taraf tarafından kabul edilmesine rağmen üçün dışındaki mesela İsrail gibi bu bölgede
kendisine bir söz sahibi olma alanı açmaya çalışan bir ülke tarafından kabul edilmediği takdirde uygulamaya konulmasının çok zor olabileceğini, kendisi görünmese bile Amerika tarafından İsrail'in böyle gelişmeleri zaman zaman berhava edebilecek tarzda davrandığını biliyorum. O bakımdan biraz daha bu konuda ihtiyatlı davranmakta, sanki her şey bundan sonra Türkiye'nin istediği istikamette gidiyormuş bir sevindirik haline kapılmamakta yarar var. Ama olursa, yani İdlib konusunda varılmış olan bu mutabakat gerçekten sahada da kendini gösterirse, buna ancak ben de sevinirim. Bu arada tabii İdlib'de bu terör örgütlerinin varlığı ayrıca ele alınması gereken bir olay. Bunların oradan sökülüp atılması, Türkiye tarafından bu görevin üstlenilecek gibi görünülmesi ayrıca bir sorun teşkil edecek, gelişmelere yol açabilir. Tabii Türkiye'nin devlet sistemi içerisinde bu konuları ele alan, değerlendiren ve tedbirler alınması için de projeler üreten çeşitli birimleri var. Onlar da zannediyorum bu konularda hassas hazırlıklarını yürütüyorlardır. Böyle de olmak istiyorum. Çünkü hayal kırıklıklarını eğer bu son aşaması Suriye sorununun Türkiye'nin sınırları içerisine ithal edersek hayal kırıklığı olarak bu olayı, öyle zannediyorum ki bunun siyasete dönük de kolay kolay üstesinden gelemeyecek yönleri olacaktır. Fehmi Koru, çok teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. İyi programlar diliyorum size de. Sağ olun. Evet, gazeteci Fehmi Koru'yla Türkiye'nin dış politikasında neler yaşandığını ve Türkiye ekonomisini konuştuk. Güne bakış devam ediyor. Türkiye ekonomisinin yol haritasını oluşturacak olan yeni ekonomi programı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 büyüme tahmininin %3.8, enflasyon hedefinin ise %20.8 olarak güncellendiğini duyurdu. Başladı ve bu sürece çok önemli bir Albayrak'ın açıklamasına göre işsizlik önümüzdeki 3 yılda artacak. Ancak 2021 sonunda %10,8'e gerileyecek. YEP ile enflasyonun 2021'de %6'ya düşmesi hedefleniyor. Eski adıyla orta vadeli plan, yeni adıyla yeni ekonomik plan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyuruldu. Türkiye ekonomisinin 2021'e kadar olan rakamsal hedeflerinin açıklandığı program, enflasyonun 2020'de yeniden tek haneli rakamlara inmesini öngörüyor. Bakan Albayrak, cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının 2019'da %3.3, 2020'de %2.7, 2021'de %2.6 olmasının öngörüldüğünü söyledi. Bakana göre işsizlikte 2020 sonrasında azalış olacak. İşsizliğin 2018'de %11.3, 2019'da %12.1, 2020 sonunda ise %11.9 olması YEP'in hedefleri arasında. Programın ithalat ve ihracat hedefleri ise şöyle. İhracatın 2018'de 170 milyar dolar, 2019'da 182 milyar dolar, 2020'de 191 milyar dolar, 2021'de 204,4 milyar dolar olması bekleniyor. İthalatın 2018'de 236 milyar dolar, 2019'da 244 milyon dolar, 2020'de 252 milyar dolar, 2021'de 267 milyar dolar olması hedefleniyor. Yeni ekonomi programını Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Selin Sayık Böke, Edgar Şar'a değerlendirdi. Şimdi bunun gerçekçi olarak değerlendirilmesine dair tespiti de tartışmayı çok önemsiyorum ben. Çünkü o kadar uzun zamandır o kadar kötü iş yapılmasına alıştık ki burada ortaya konan tahminlerin kendi içerisinde geçmiş döneme kıyasla daha düşük bir büyüme, daha yüksek bir enflasyon, yani gerçekte yaşadığımız duruma dair daha uyumlu bir takım tespitler içeriyor olması bile gerçekçi ve memnuniyet verici olarak okunmuş. Ya bu kendi başına esasında bu programa ihtiyaç doğuran koşulların ne kadar vahim, ne kadar ağır ve ne kadar hoyrat olduğunun göstergesi. Şimdi bu ekonominin yaklaşık %5 civarında büyümesi beklenirken, böyle büyümeyeceği gerçeği çok somut ortadayken, ortaya konan bir ekonomi programında
bu oranın %3'lere düşeceği, %3.8'e düşeceğinin ifade edilmesinin gerçekçi diye okunması, bana sorarsanız ne kadar gerçekten koptuğumuzu da gösteriyor. Sorunuzun ikinci kısmı bundan daha da vahim ve elzem bir konuya parmak basıyor. Ya peki bunlar peki gerçekçi dedik. Yani ekonominin esasında artık eskisi kadar büyümeyeceği, potansiyelimizin çok çok altında büyüyeceğimiz gerçeğinin tespit edilmiş olması. Türkiye'de enflasyon, yani toplumun üzerindeki verginin çok ciddi şekilde artacağının tespit edilmiş olması. İşsizliğin önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde artan bir eğilimle ve çift hanelere yapışmış olacağı gerçeğinin burada bir kez daha yüzümüze çarpıyor olmasının ortaya konması bir program değildir. Bunlar nihayetinde uygulanacak olan ekonomi politikalarının sonucuna dair bir tespiti barındırır. Esas aradığımız şey, hakikaten yeniye ihtiyaç duyulan alan, peki nasıl olacak da bugün içinde bulunduğumuz bu ağır ekonomik tablo düzeltilecek? Doktor Özlem Albayrak, açıklanan yeni ekonomik programın özellikle kamu maliyesi ve yatırımlar yönünden dikkat çekici yönleri olduğunu söyledi. Program için beklentiler çok yükseltilmişti. Bunun arkasında da sanırım Merkez Bankası'nın beklenenin çok üzerinde yaptığı faiz artışı, 15'inde yaptığı faiz artışı geliyordu. Bundan kaynaklanıyordu sanırım. Çünkü hani bir nevi tırnak içerisinde Erdoğan hükümetin, daha doğrusu Erdoğan bir şekilde talepleri yerine getirecek. Piyasalar dediğimiz kesimin taleplerini yerine getirmeye ikna edildi bir şekilde diye düşünüldüğü için ve OVP öncesinde de özellikle sermaye gruplarıyla hızlı toplantılar, arka arkaya hızlı toplantılar yapıldığı için bazı haberler sızdırıldı biliyorsunuz. BOT yeniden yapılandırmasına ilişkin çalışmaların neredeyse tamamlandığına dair haberler sızdırıldı. Bankalar Birliği bir çalışmayı, yaptıkları bir çalışmayı yine kendisi açıkladı. Dolayısıyla bunların hepsini topladığımız zaman OVP'nin bir de tabii Erdoğan Amerikalı yatırımcılarla görüştü dün. Tabii o görüşmeden sonra Türkiye'de kriz mriz yok diye de konuştu içeriye yönelik büyük ölçüde, ama dolayısıyla bunların hepsi beklentileri artırdı. Peki beklentiler ne yöndeydi? Şimdi bu arada hani beklenti dediğimiz piyasaların beklentisi özellikle kurda doğrudan doğruya etki yaratan aktörlerin beklentilerinden söz ediyoruz. Ve aynı zamanda Türkiye'de borçlu olan şirketler kesiminin beklentilerinden söz ediyoruz. Şirketler kendi borçluluk durumlarından kaynaklı olarak bunu kolaylaştıracak hükümetin somut adımlar, bir borç yeniden yapılandırma planı çıkartmasını, kendi tercihleri, çıkarları yönünde istiyorlardı. Aynı şekilde bankalar, firmalar daha çok bankalar üzerinden borçlandığı için kendilerine aktarılabilecek riski, borç krizinden kaynaklı riskin azaltılmasını, nasıl bir düzenleme yapılacağını bekliyordu. Tabii biz yabancı para cinsinden borcumuz çok yüksek. Bütün dert ondan kaynaklanıyor zaten. Dolayısıyla dışarıdan para gelip gelmemesini belirleyecek olan yabancı yatırımcılar aynı zamanda bir beklenti oluşturmuşlardı. Bu beklentiler dediğim gibi borç yeniden yapılandırmasının yönelik somut adımları içerecek mi? İkincisi, borç yeniden yapılandırması kamunun yükünü artıracağı için önümüzdeki dönemde kamu kendisine aktarılacak olan bu yükü nasıl? Gazeteci Özlem Akarsu Çelik, yerel seçimlere partilerin nasıl hazırlandığını İrfan Bozan'a şöyle değerlendirdi. Bu
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 24 Haziran seçimindeki stratejisi elindeki belediyeleri kaybetmemek. Temel hedef bu. Hem elindekileri kaybetmemek hem de bazı ilçeleri ya da illeri AK Parti ile yapacağı bu pazarlık. Örneğin İstanbul'u büyükşehir veriyorum ama şu ilçeyi de sen bana ver. Böyle bir pazarlık da yürütülüyor olabilir. Hem bu pazarlıkların detaylarını bilmiyoruz. Bazı illeri duyuyoruz. Örneğin Ankara Büyükşehir'de AK Parti'ye destek vermesi durumunda, Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti adayına koşulsuz destek vermesi durumunda işte Kırıkkale'yi il olarak almak istediği gibi durumlarımız var. Ama bunun yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi özellikle Adana çok stratejik bir yer. Milliyetçi Hareket Partisi için Adana'yı özellikle istediğini biliyoruz. AK Parti oradan aday gösterecek mi, göstermeyecek mi? İşte bazı iddialar var. Bir partinin tavşan aday göstereceği, yani göstermelik bir aday çıkaracağı. Yani Adana kritik bir il. O konuda henüz netleşmiş bir şey olmadığını aslında Devlet Bahçeli de açıklamasında söylemiş. İzmir, Ankara gibi iller için konuşuyoruz. Bence o da Adana'da dahil edilebilir. Çünkü 2014 seçiminde hatırlayacağınız üzere MHP-CHP ittifakı vardı. Ve MHP'nin gösterdiği adayları aslında Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin verdiği destekle özellikle Mersin, Manisa gibi illerde, Adana, buralarda MHP bir başarı sağladı. Büyükşehir belediyelerini elde etti. Yine aynı stratejiyi AK Parti ile yapabilecek mi bu illeri bırakmadan bekleyip göreceğiz. İdlib mutabakatının yarattığı risk ve fırsatları Hediye Levent'le konuştuk. Çerçeveyi çizerken anlaşmanın şartlarını bir göz atabiliriz aslında. Birincisi 15 Ekim'e kadar bir son tarih konuluyor anlaşmanın sahada uygulanması için. İkincisi 15-20 kilometrelik bir silahsız bölge oluşturulması öngörülüyor Suriye ordusu ve silahlı gruplar arasında. Yine tabii o bölgeden, yani silahsız bölgeden radikal grupların çekilmesi öngörülüyor. Ayrıca işte radikal grupların elindeki ağır silahlar, tank gibi, top gibi vesaire gibi bu silahların da çekilmesi öngörülüyor. Tabii yine bu anlaşmanın korunmasını da Türkiye ve Rusya üstlenmiş oldu. Genel hatlarıyla bu şekilde. Tabii bu anlaşmanın hani hem Türkiye'nin sorumluluğunda olan kısımları var, hem de Rusya'nın sorumluluğunda olan kısımlar var. Ancak anlaşma ve anlaşmanın ardından görüşmeye dair detaylarla ilgili bilgiler geldikçe şunu anlıyoruz. Türkiye oldukça büyük bir sorumluluk üstlenmiş bu anlaşma çerçevesinde. Peki üstlendiği bu sorumlulukların riskleri var mı? Barındırdığı riskler neler? Oldukça yüksek riskleri söz konusu. Şimdi Türkiye'nin öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Şimdi bu anlaşmanın ardından Şam'ın çok memnun olmadığına dair bir takım iddialar öne çıktı. Hatta işte Rusya'da bazı görüş ayrılıkları var vesaire gibi. Şam'ın büyük ölçüde bu anlaşmadan memnun olduğunu söyledi. The Crescent Moon and the Megan David kitabının ışığında Türkiye-İsrail ilişkilerini Karel Valensi ile konuştuk. Arka planda her zaman devam ediyor. Bu büyükelçilerin evlerine dönmeleri tavsiye edildiğinde ve konsolosunda aynı şekilde. Yine de ilişkiler kopmadı da. Normalleşmeden sonra hatırlarsınız heyetler birbirlerini ziyaret ediyorlardı ve bu çok sıklıkla oluyordu. Yani şaşırtıcı şekilde hani bunu bekliyorlarmış gibi arka arkaya görüşmeler oluyordu. Bir heyet oraya gidiyordu, bir heyet buraya geliyordu özellikle enerji konusunda. Fakat bu olaylar olduğunda, yani büyükelçiler gittiğinde, evlerine döndüğünde bu artık arka planda çalışmaya devam etti. Ve her ne kadar Twitter'da ya da başka bir şeyde liderler birbirlerine çatsa da diplomasi devam etti. Yani o hiçbir zaman kesilmedi. Bunun da şeyini görüyoruz, sonucunu görüyoruz. Demek ki görüşmeler devam ediyormuş. Ve
O gazeteye göre Abu Dhabi'de görüşme yapılmış ve bu devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey var, konu İsrail olduğunda Türk yetkililer bir cevap vermiyorlar genelde. İsrailler biraz daha rahattır bu konuda, hani daha çok İsrail tarafından öğrenirsin diplomatik gelişmeleri, ama onlar da bu sefer dikkat ediyorlar. Geçen sefer çünkü normalleşme öncesi bir gazeteye sızmıştı ve hani bozulur mu bozulmaz mı ilişkiler, anlaşma bir problem olur mu demişti. Bu sefer her şey gizli tutuluyor. Ekim'de çok mantıklı bir tarih, çünkü şu an Yahudilikte büyük bayramlar dönemi var. Önümüzdeki haftada Sukkot bayramı var. O bittikten sonra artık İsrail'de de işler normal düzenine gelecektir. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya yönelik göçmen akımını durdurmak amacıyla İspanya'ya Sahra Çölü sınırlarında duvar inşa etmesini önerdiğini açıkladı. Beyaz Saray'dan henüz konuya yönelik bir açıklama yok. El País ve Europe Press'in haberine göre Trump bu öneriyi Salı günü Madrid'de bir grup İspanyol diplomatıyla bir araya geldiği öğle yemeği sırasında yaptı. Dışişleri Bakanı Borrell haberi doğruladı. Buna göre Trump, Kuzey Afrika ve Akdeniz'de yaşanan göçmen krizini ABD sınırındaki Meksika'dan gelen göçmenlerle kıyasladı. İspanyol diplomatların Trump'a iki olay arasında önemli derecede farklılıklar olduğunu söylemesine rağmen ABD Başkanı şöyle dedi: "Sahra sınırı bizim Meksika ile olan sınırımızdan daha uzun olamaz. Ancak ABD-Meksika sınırı 3057 km uzunluğunda. Buna karşılık Sahra Çölü uzmanların büyük çoğunluğuna göre doğudan batıya 4828 km, aynı zamanda çölün kapladığı alanda 11 ülkenin sınırı bulunuyor. Trump'ın İspanya'nın Fas'taki uzantısı Septe'yi mi yoksa tüm çölü kapsayacak bir sınır duvarı mı kastettiği ise meçhul. Ayrıca bu öneride bulunurken espri yapıp yapmadığı da bilinmiyor." Finlandiya'nın en büyük giyim zincirlerinden Stockmann, Helsinki'deki mağazasının bir katını tamamen cinsiyetsiz kıyafetlere ayırdı. Stockmann'in Helsinki'deki merkez mağazasında kadın ve erkek katlarının arasında Acne Studios, Calvin Klein, Marimekko, Burberry ve Kenzo gibi ünlü markaların kıyafetlerinin satıldığı One Way olarak adlandırılan bölümde cinsiyetsiz kıyafet satışları başladı. Bu hamle daha geniş bir trendin parçası. Hali hazırda geçmişte daha önce hiç olmadığı kadar mağaza ve marka cinsiyetsiz giyim anlayışını destekliyor. Fakat şimdilik bu durumun anlık bir hareket mi olduğu yoksa giyiniş biçimlerimizi radikal şekilde etkileyecek bir hareket mi olduğu net değil. 2015 yılında market araştırması yapan NPD araştırma grubu, önümüzdeki zamanlarda modadaki en büyük trendlerden birinin cinsiyeti dayalı giyinmeden uzaklaşmak olacağını ve genç müşterilerin toplumsal normları yıkmaya yönelik kolektif bir isteğe sahip olduklarını düşündüklerini açıkladı. Yeşil Kundura'nın Konkordato kararı üzerine işçiler eylem başlattı. Türkiye'nin en eski ayakkabı üreticilerinden Yeşil Kundura da Konkordato ilan eden şirketler kervanına katıldı. Yeşil Kundura'nın kurucularından İhsan Yeşil'in şirketlerinin Konkordato kararı alması üzerine Yeşil Holding bünyesinde bulunan Yeşil Yapı işçileri Topkapı'daki Yeşil Plaza'nın önüne gelerek eylem başlattı. İşçiler, Yeşil Yapı mağdurları burada devlet nerede yazılı pankart açtı. Polisin TOMO ve gözaltı araçlarıyla yoğun güvenlik önlemi aldığı bina önünde işçilerin bekleyişi sürüyor. Türkiye'de resmi gazetede yayınlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla yabancıların Türkiye vatandaşlığına geçişi kolaylaştırıldı. Peki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başka ülkelerden nasıl vatandaşlık alabilir? İşte bazı ülkelerden vatandaşlık almanın şartları. İngiltere vatandaşlığı şartları arasında başvuru sahiplerinin belirli bir süre ve statüyle İngiltere'de ikamet etmiş olmaları bulunuyor. Vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişilerin 5 yıl süreyle İngiltere vizesi sahibi olarak başvurudan önce en az 12 ay boyunca sürekli oturma izniyle İngiltere'de ikamet etmiş olmaları gerekiyor. Azerbaycan vatandaşlığı alabilmek için ise daimi oturma iznine sahip olma şartı aranıyor.
Azerbaycan'da daimi oturma izni 5 yıl süreyle veriliyor ve eğer kişi ikamet etmeyi sürdürmek istiyorsa 5 yıllık sürenin bitiminden 3 ay önce ilgili kurumlara başvuru yapması gerekiyor. Portekiz hükümeti 2012 yılında ülkeye yabancı sermaye çekmek amacıyla altın vize programını yürürlüğe koydu. Golden Visa olarak bilinen bu program, yabancı yatırımcılara konut almaları karşılığında oturma izni sağlıyor ve 6 yıllık sürenin sonunda Portekiz vatandaşlığına başvuru hakkı sunuyor. Söz konusu vize programı kapsamında nakit olarak 500 bin euro değerinde gayrimenkul alınması gerekiyor. Yunanistan'da yabancı ülke vatandaşları 250 bin euro ve üstünde mülk sahibi olduğunda 5 yıllık oturma izni kazanıyor. Tapu sahibi evli ise eşi, annesi, babası ve 21 yaşından küçük çocukları da bu oturma iznine sahip oluyor. Ayrıca mülkün tapusu kişinin üzerine olduğu sürece bu 5 yıllık oturma izni yenilenmeye devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası dün akşam oynanan maçlarla sonuçlandı. Bu akşam Türkiye temsilcileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor Avrupa Ligi'nde sahaya çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk haftası E, F, G ve H gruplarında dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin ilkleri arasında Manchester City sahasında Fransız temsilcisi Lyon'a 2-1 kaybetti. City böylelikle üst üste sahasında oynadığı 4 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybeden ilk İngiliz temsilci oldu. Gecenin bir diğer ilki ise Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk kırmızı kartını görmesiydi. Ronaldo, Juventus'un deplasmanda Valencia ile oynadığı karşılaşmanın 29. dakikasında Valencia kaptanı Jailson Murillo ile girdiği ikili mücadele sonucunda tartışmalı bir kırmızı kart gördü. 120 golü ile Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü ismi olan Portekizli Yıldız, 154. maçında ise ilk kırmızı kartını gördü. Ronaldo'suz Juve, 2 penaltı golü ile 3 puanı 2-0'la aldı. Gecenin diğer sonuçları şöyle. Ajax 3, AEK 0. Shakhtar Donetsk 2, Hoffenheim 2, Bayern Münih 2, Benfica 0, Victoria Pilsen 2, CSKA Moskova 2, Real Madrid 3, Roma 0, Juventus 2, Valencia 0, Olympique Lyon 2, Manchester City 1, Manchester United 3, Young Boys 0. Şampiyonlar Ligi'nin ardından bu akşam oynanacak maçlarla UEFA Avrupa Ligi sezon açılışını yapmış olacak. Türkiye temsilcileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor sahaya 3 puan mottosuyla çıkıyor. Bu akşam 19.55'te Beşiktaş, Norveç temsilcisi Sarpsborg ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Aynı saatte Akhisarspor sahasında Rus ekibi Krasnodar ile oynayacak. Saat 22'de ise deplasmanda mücadele edecek tek Türkiye temsilcisi olan Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Maksimir Stadında mücadele edecek. Animasyon karakterleriyle basketbolu harmanlayan Space Jam filmi 22 yıl sonra yeniden çekiliyor. Bu kez başrolde LeBron James var. Yıllardır konuşulanlar gerçek oluyor. Michael Jordan'ın başrolde olduğu Larry Bird, Charles Barkley ve Patrick Ewing gibi NBA efsanelerinin de rol aldığı Space Jam filminin ikincisinin 22 yıl sonra çekileceği kesinleşti. Gelecek yaz çekilecek filmin başrolünde LeBron James olacak. Filmin prodüksiyonu Ryan Coogler yapacak, yönetmen ise Terrence Nance olacak. Konuyla ilgili heyecanını gizlemeyen LeBron James, Space Jam, benim ve Looney Tunes'un bir araya gelmesinden çok daha fazlası. Çocukların cesaretlendirildiklerinde, hayallerinden geri adım atmadıklarında nelere ulaşabileceğini göstermek istiyorum. Filmin çekileceğinin açıklanması sosyal medyada heyecan yaratırken, Michael Jordan'ın da filmde küçük de olsa rolünün olabileceği iddia edildi.
Güne Bakış'ın bu akşamlık sonuna geldik. Sırada Açık Oturum var. Sedat Pişirici konukları Yalçın Karatepe, Mustafa Sönmez ve Erkin Şahin Özle bugün açıklanan yeni ekonomi programı tartışacak. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.